Herkese merhabalar arkadaşlar, hepiniz yepyeni bir güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kargo simülatörü güncelleme ile neler gelecek, neler değişecek, hangi olaylar olacak, bunları kanıtı ile birlikte göstereceğim. Anlatmayacağım, kanıtı ile birlikte göstereceğim. Kilometre cimrilerindeyiz tekrardan. Giresun'dan Ordu'ya gideceğiz. Kısa mesafe, o kısa mesafede de tüm hepsini kanıtlarıyla birlikte, SS'leriyle birlikte size anlatmaya çalışacağım. Şimdiden daha çok böyle kargo simülatörde güncelleme videosu, işte ne bileyim, daha çok böyle kargo simülatör hakkında video istiyorsanız sizden tek istediğim videoyu like atıp kanalıma abone olmanız arkadaşlar. Belki ileride de bir SMS'lu bir sponsorluk kurarız, hiç belli olmaz. Şimdi şöyle videomuza çıkalım hemen. Çok hızlı gitmeyeceğim çünkü yol kısa, anlatacağım konular da uzun. Lütfen ileri sarmadan izleyin bu videoyu arkadaşlar. Ki herkes anlasın artık, şöyle güncelleme gelecek. Bu arada kesin tarihi ile söyleyeceğim güncellemeyi. Tekrar bana oyunu yapımcısı dedi o tarihte çıkacak diye. Şimdi şu anda sol tarafta SS'i görüyorsunuz. Ben Instagram'dan SMSoft hesabına yazdım. Şimdi düşünüyordum ki bu hesap, şimdi takipçisi az, işte çok ilgi görmüyor dedim, sahte bir hesap, senin benim gibi birisi açtı galiba dedim, yazdım, tamam mı, görüyorsunuz zaten şu an. Selamünaleyküm dedim, etrafta dolanan çok yalan bilgi var dedim. Açıkçası bir oyunun sayfasının, orijinal sayfasının dedim, bu kadar az takipçisi olduğu benim de çok garibime gidiyor dedim, tamam mı. Ondan sonra YouTube kanalıma bu oyun ile ilgili dedim içerikler üretiyorum dedim. Videolarımda 30.000, 40.000, 5.000 şükürler olsun izleniyor dedim. Ondan sonra herkes güncellemeyi merak ediyor dedim. Yok birisi diyor araba gelecek diyor dedim. Yok birisi kamyon gelecek diyor dedim. Yok birisi işte otobüs gelecek diyor dedim. Açıkçası bunların hiçbirine inanmıyorum dedim. Tekrar size sormak istiyorum dedim. Bunlar gelecek mi dedim. Siz de tabi gerçek hesap mısınız bilmiyorum ama dedim yine soracağım dedim. Ondan sonra ve size dedim ulaşabileceğim bir mail adresi var mı, daha net konuşalım diye. Ondan sonra yine solda görüyorsunuz, solda görüyorsunuz zaten şu an, siz de okuyabilirsiniz. Merhaba, sosyal medyayı çok yoğun kullanmadığımız için takipçi sayımız düşük dedi bana. Doğru, takipçisi zaten bayağı düşük. Bu hesabı doğrulamak için Google Play sayfamızdaki mail adresimize seçkindemir0bilgi@gmail.com. Açıklama kısmına mailini koyarım, oradan da bir şey yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Bu arada mail ile konuştuğumuzun da kanıtını koyacağım birazdan, orada zaten yazıyor neler gelecek. Arabaların fotoğrafları falan var, lütfen ileri sarmadınız yani sadece. Yollayabilirsin dedi. Güncellemede yollar tamamen değişecek dedi. Yeni yük tipleri gelecek, ilçeler gelecek, otoyollar gelecek, tüneller gelecek, tek şerit yollar, çift şerit yollar. Atıyorum mesela şu an sağda yük alma yeri var. Yük alma yerinden bu tarafa doğru çıktınız arkadaşlar. Şuradaki çöküntü olmayacak. Şuradan dört yol ağzı gibi bir yeri bağlanacak. Onu söyleyeyim size. Ondan sonra şirket kurma gelecek. Çoklu araç alımı gelecek. Bunu zaten bayağıdır oyunun başından beri hepimiz istiyoruz. Kendimize özel bir garajımız olacak. Şurada bir yerde büyük ihtimalle şu modifiye merkezinin sağ tarafı alacaklar, ayarların yanına. Oraya da bir garajımız eklenecek büyük ihtimalle. Şirket falan gelecek ana menüye. Şirket falan kuracağız kamyon simülatördeki gibi. Ondan sonra multiplayer'de düzenlemeler yapacaklarmış. Gerçekçi olmak gerekirse bireyi bulacaktır dedi. Şimdi Instagram'dan konuştuklarımız bu kadar. Ben de tamam teşekkürler dedim. Şimdi asıl olaya gelelim. Mailde neler konuştuk. Şimdi ben mail attım o hesaba. Dedim ki şöyle biraz hızlı olalım. Bayağı yavaşladık. Çünkü çok olay var. Kilometre cimleri olduğumuz için de orduyu geçemem maalesef. Şimdi dedim merhaba, ben Emirhan. Oyununuz olan Kargo Simülatörü 2019'u epeydir içerik üretiyorum dedim. Ondan sonra sayenizde oyun kitlem tarafından çok sevildi. Herkes güncellemeyi bekliyor. En son güncelleme 12 Kasım 2019'da geldi demişim. Açıkçası etrafta dolaşan bilgiler var. Güncelleme gelmeyecek veya geleceği gibi olanlara güvenmediğim için ve izleyicilerime doğru bilgiyi sunmak istediğim için size bu mail postasını yazdım dedim. Bakın gördünüz mü, araştırıyorum yani, bana ne zaman güncelleme gelecek diye gelmeyin.
Zaten doğru bir bilgi bulduğumda ben sizinle paylaşıyorum bunu. Lütfen ileri sarmadan izleyin. Şimdi araçlara falan da göstereceğim. Şu anda maili zaten solda görüyorsunuz. Ondan sonra dedim ki çok uzun olmasa da oyun hakkında güncelleme hakkında dedim bilgi verebilir misiniz? Ne gibi fikirleriniz var? Ondan sonra ne düşünüyorsunuz? Bana göre fazla büyük bir şirket değilsiniz dedim. Çünkü epeydir güncelleme gelmiyor oyuna dedim. Herhalde tek kişi çalışıyorsunuz gibi bir şey demek istedim orada. Gerçekten de böyle ama gelmedi. Ne göre niye uzun süredir gelmiyor güncelleme hakkında bilgi verir misiniz dedim. Çok sevindim şimdiden teşekkürler dedim. İzleyicilerimden de kucak dolusu sevgiler güncelleme ile görüşmek üzere dedim. Ondan sonra bana akşamı tekrardan mail attı sağ olsun. Şimdi o maili de okuyayım. Şu anda solda üstte görüyorsunuz maili. Dedi ki merhaba, şu anda büyük bir güncelleme üzerinde çalışıyoruz. Bunu zaten şüphem yok, biliyorum. Yollar tamamen değişecek. Dediğim gibi bariyerler değişecek. Sağdaki bariyerler, röfüjler, işte eğimler değişecek, virajlar değişecek. Ne bileyim. Yani rampa yukarı çıkarken rampa aniden dikleştiğinde böyle kat kat oluyor. Şimdi onu nasıl anlatayım bilmiyorum ama bilenler böyle kat kat görebildiğin arabayı vura vura çıkıyorsun. Böyle kat kat çıkıyorsun merdiven gibi. O çok dik tırmanışlarda. Onlar düzeltilecek, normal eğimli bir dikiş gelecek. Yani yol düzeltmeleri bu. Böyle anlatayım size. Daha iyi anlarsınız. Yeni yük tipleri gelecek. Yeni yük tipleri derken de işte ne bileyim daha ağır yükler gelecek. Ne bileyim etrafta başka yükler ne var? Şu an oyunda olmayan yüklerden aklınıza ne gelebiliyorsa onlardan 4-5 çeşit falan bir yük gelecek. Ondan sonra otoyollar düzelecek. Dediğim gibi bu yollar, virajlar falan düzelecek. Tüneller gelecek. İşte ne bileyim şu an mesela İstanbul'dan geçerken atıyorum Boğaz Köprüsü'nün gerisine şimdi ilçeler gelecek. Oradan bağlayayım. İstanbul'a giderken ilçeye girmek için şu an bilmiyorum ama tam öyle bir tünel var mı? İstanbul'da tünel var tabi ama girirken tünelden gireceğiniz, tünelden sonra Boğaz Köprüsü'nden geçip sağdan ilçeye bağlanacağınız, öyle anlatayım size. Ondan sonra tüneller, tek şeritli yollar, ilçeler eklenecek, sesler değişecek. Sesler değişmişti başta. Tüm araçların sesleri aynıydı. İşte ufak ufak değiştiler. Öyle desibelini falan arttırdılar diyeyim size. Çok değişiklik yok. Her araca özel ses olacak. Bunu da söyleyeyim. Ondan sonra şirket kurma ve çoklu araç alımı gelecek. Yani bu F-Max sizde dururken gidip galeriden Volvo aldığınızda F-Max silinmeyecek. Ufak bir garajınız olacak. Oradan da yine araçlarınızı modifiye edebileceksiniz. Bu arada modifiye seçenekleri de gelecek. Birazdan onları da kanıtıyla göstereceğim. Ondan sonra multiplerde kişi sayısı artacak ve kuralsız davranmaya karşı önlemler gelecek. Yani 20 kişi değil de bir sunucu 50 kişi olacak. Çünkü bu bildirimi ben belirttim zaten. 20 kişi olduğunda herkes değişik değişik yerlerde olduğu için bağlanamıyor birbirine. Yani konvoy yapamıyor, takılamıyor. Zaten online'ın amacı oyuncuların birbirine etkileşim içine girmesi. 20 kişi de çok az bir miktar. Bunu muhtemelen 50'ye çıkartacaklar. 50 diye düşünüyorum ama en yükseği 75 olsun. 50 veya 45, 35 oralardan düşünüyorum açıkçası çıkartacaklarını. Ondan sonra gerçekçi olmak gerekirse tahmini olarak bir ayı bulacaktır. Zaten bunu Instagram'dan da belirtti. Bir ayı bulacaktır. Hadi aksaklıklar olsun, şeyler olsun. En fazla 1,5 aya güncelleme geliyor arkadaşlar. Ben de tamam, dönütünüz için teşekkürler. Buna yakın kısa zamanda takipçilerime sunacağım dedim. Ondan sonra şimdi gelelim o fotoğraflara. Şu an bir saniye. Şu an ekranda gördüğünüz araç yapılmakta olan bir araç. Şöyle ben de bir saniye aracın resmini açayım. Daha net anlatayım aracı size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an galerimdeyim. Ya aracımız bu değil. Modifiye seçenekleri şöyle olacak. Gördüğünüz gibi şurayı ufak ışıklar takabileceksiniz. LED'ler takabileceksiniz. Tabi bunlar bu kadar olmayacak. Muhtemelen her aracın ön panjuruna veya şurayı alta şu gördüğünüz tabelaların orayı ön tampon, krom tampon takabileceksiniz ve orayı LED'ler döşeyebileceksiniz muhtemelen. Ama 1,5 ay sonra bu gelmeyecek diye düşünüyorum. Bu 1,5 aydan uzun sürebilir.
sonuçta aracı kodluyorlar, yapılandırıyorlar. Şöyle modifiye seçeneğine göre üstte şöyle ledler takabileceksiniz. Yani aracın çeşitli yerlerine ledler takabileceksiniz ve her aracın içinde ufak değişiklikler olacak. Yani F-Max'in gibi sadece direksiyon hariç sağ sol düz siyah olmayacak. Ondan sonra admin aracı diyor herkes. Admin aracı olarak da bu gelebilir arkadaşlar. Bunun bilgisi sunuldu. Dediğim gibi admini belirli kişilere ya verebilir ya da rastgele verebilir arkadaşlar. Herkes Toyota falan diyor. Yani ETS'yi bilenler bilir, orada da Skoda var admin aracı. Ama siz de alıp kullanabiliyorsunuz onu. Sadece admin aldığında ışık falan takabiliyor selektör. Siz de admin dışı bu aracı alabilir, bununla da takılabilirsiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi siz de bu aracı alıp takılabilirsiniz. Ama şansınıza da adminlik gelirse admin olabilirsiniz, yani banlayabilirsiniz falan, ki bunu öyle herkese rastgele verecekler diye düşünmüyorum. Yani admin aracı da böyle olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi aracı zaten kodluyorlar, yapılandırıyorlar. Umarım güzel bir güncelleme gelir. Size buradan tek diyeceğim, beni takipte kalın ve oyunda olabildiğince para kasın arkadaşlar. Çünkü yeni güncelleme geldiğinde paraya çok ihtiyacınız olacak. Bu benden size ufak bir sır olsun. Tek işiniz para kasın, para kasın, para kasın. Sonra güncelleme geldiğinde de aracı alamıyorum diye APK peşinde koşmayın. Çünkü güncelleme geldikten uzun bir süre sonra APK çıkar büyük ihtimalle. Siz güncelleme gelmeden para kasın abi. Güncelleme bilgilerimiz bu kadardı. Tüm bu 1-2 haftalık araştırmalar sonucunda bunları topladım hocam, hepsini birleştirdim, doğruladım. Bu modifiye seçenekleri gelecek zaten. Bu ve admin aracı olarak bu gelebilir, belki de değiştirebilirler. Bu şu an örnek araç, yani bu gelecek diye bir şey değil. O modifiye seçenekleri de aynı, onlar örnek modifiye ve bu da örnek araç. Bunlar gelebilir yani. Videomuz bu kadardı. Umarım güncelleme geldiğinde hep beraber oynarız. Beni takipte kalın büyük ihtimalle. Diğer kanallar gibi ben gidip birisinin içeriğini çalıp onun içeriğini konuşmuyorum. Kendim araştırıyorum, kendim mail atıyorum. Kanıtlarıyla da gösterdim. Lütfen emeğimizin karşılığını artık alalım istiyorum yani gerçekten. Sonuçta herkes birbirinin dediğini yapıyor. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki kargo simülatörü videolarında görüşmek üzere. Tamamen güncelleme bir videosuydu bu arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda güncelleme gelir. Güncellemede ne istediğinizi yorumlar kısmına yazın. Belki oradan ufak bir şeyler katabiliriz. Güncelleme kısmına yazın aralarından beğendiklerimi, olumlu düşündüklerimi yapımcıya mail olarak ulaştırabilirim. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Discord'umuza da gelin artık, yani sonda da bir reklamımı yapayım. Takipte kalın diyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.